Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk İslam Devletleri ünitesine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ünitede Büyük Selçuklu Devleti'nin yönetim ve toplum yapısını öğreneceğiz. Büyük Selçuklu Devlet Teşkilatı da Türk ve İran devlet geleneğinin etkilerini öğrenelim. Büyük Selçuklu Devleti idari, askeri, ekonomik ve hukuki yapılanmada başta Türk devlet geleneği olmak üzere Abbasi ve İran kültürünün de etkisi altında kalmış bir devlettir. Merkez teşkilat deyince aklımıza başkent gelmek zorunda. Merkez, hükümdar, saray ve hükümetten oluşurdu. Hükümdar, Selçuklu hükümdarları önce Yabgu unvanını kullanmışlar. Tuğrul Bey'den itibaren Sultan, Sultan-ı Azam gibi unvanları da kullanmaya başlamışlardır. Selçuklu Devleti'ne kadar İslam devletlerinde hükümdarlar Abbasi halifesinin yüksek otoritesini tanır, halifeyi siyasi ve dini yönden en yetkin kişi olarak görürlerdi. 1058 yılında Sultan Tuğrul Bey'in Abbasi halifesini Büveyh oğulları baskısından kurtarmasından sonra halife Tuğrul Bey'e İslam dünyasının siyasi liderliğini devretmiştir. Bu durum İslam tarihinde ilk kez dini ve siyasi otoritenin ayrı kişilerce temsil edilmeye başlaması gibi bir sonucu da doğurmuştur. Selçuklular daha önceki Türk devletlerinde olduğu gibi kut anlayışını benimsemiş, devlet hanedanın ortak malı anlayışını devam ettirmişlerdir. Selçuklu hükümdarları yasama, yürütme ve yargı yetkisini ellerinde bulundururlardı. Sarayın, hükümetin, hukukun, ordunun başı kabul edilirlerdi. Selçuklu devletinde çetr, tu, sancak, ota, nevbet, mühür ve para bastırmak hükümdarlık alameti olarak görülmüştür. Abbasi ve İran kültürünün etkisiyle hutbe okutmak, kılıç kuşanmak, hilat giymek de hükümdarlık alametleri arasındaki yerini almıştır. İslam öncesinde hükümdarlar eşleri olan hatunlar devlet yönetiminde söz sahibiyken, İlk Türk İslam devletlerinde bu uygulama devam ettirilmiş ama zamanla diğer kültürlerin de etkisiyle hükümdar eşlerinin yönetimdeki etkileri önemli ölçüde de azalmıştır. Yusuf Has Hacip önemli eseri Kutadgu Bilig adlı eserinde hükümdarda bulunması gereken özellikleri şu şekilde sıralamıştır. Bilge olmak zorundadır. Cesaret, akıllılık, cömertlik, kahramanlık, fazilet ve şöhret. Saray. İslam öncesi dönemde Türkler konar göçer yaşam benimsedikleri için hükümdarlar otağı denilen büyük çadırlarda yaşamışlardır. İslamiyet'in kabulüyle birlikte yerleşik hayata geçilmesi ve şehirlerin kurulması, Türk kültüründe olmayan saray kavramının İran ve Abbas etkisiyle Türklere geçmesine de neden olmuştur. Saray hayatı bazı görevlileri de beraberinde getirmiştir. Bu görevlilerin başlıcaları da şunlardır. Hacip. Sarayın her türlü işinden sorumlu olan görevlidir. Hükümdar ve devlet görevlileri arasındaki ilişkileri düzenlerdi. Emir-i Candar sarayın güvenliğinden sorumludur. Emir-i Ahur atların bakım ve terbiyesinden sorumludur. Serhenk törenlerde ve seyahatlerde yol düzenini sağlardı. Emir-i Silahtar silahların bakımından ve korunmasından sorumluydu. Emir-i Çaşnigir hükümdarın yemekleriyle ilgilenen görevliydi. Emir-i Şaraptar da hükümdarın içeceklerinden sorumlu olan görevlidir. Hükümet. Türk devlet geleneğinde devlet işleri kurultay adı verilen mecliste görüşülüp karara bağlanırdı. Hükümdarın başkanlığında toplanan bu meclis boy beyleri ve devletin önde gelen kişilerinden oluşurdu.
İslamiyet'in kabulünden sonra İran Devlet Teşkilatı'nın etkisiyle Divan adı verilen meclis Türklerin hayatına girmiştir. Büyük Selçuklu Devleti divanı kullanan Türk İslam devletler arasında da yer almıştır. Selçuklu vezirin başkanlığında toplanan Büyük Divan, devlet meselelerinin görüşüldüğü en önemli meclisti. Bunun dışında çeşitli divanlar da bulunurdu. Niyabet-i saltanat, hükümdar merkezde olmadığı zaman onun yerine devlet işlerini yürüten divandır. Divan-ı inşa, devletin iç ve dış yazışmalarından sorumluydu. Divan-ı istifa, devletin mali işlerinden sorumlu olan divandı. Divan-ı işraf, mali ve idari işleri kontrol ve teftiş ederdi. Divan-ı arz, askeri işlerle ilgilenen divandı. Divan-ı mezalim ise hükümdar başkanlığında toplanan yüksek bir mahkemedir. Belirli zamanlarda halkın şikayetleri divanda bizzat hükümdar tarafından da dinlenmiştir. Gördüğünüz gibi Selçuklu Devleti, Vezirlik Kurumu ve Divan Teşkilatı konusunda İran kültürünün ve Abbasi Devleti'nin etkisi altında kalmıştır. Taşra, merkez dışı yönetim birimi demektir. Türkler yerleşik yaşama geçtikten sonra İran kültürünün etkisiyle ülkeyi eyaletlere ayırarak yönetmişlerdir. Selçuklu Devleti'nde güvenlik, idari, adli işler merkezden gönderilen ve yetki alanları birbirinden farklı görevliler tarafından yürütülürdü. Selçuklu eyaletleri ya Şıhne adı verilen valiler ya da hanedan üyesi olan melikler tarafından yönetilmişlerdir ki melikler idarede, iç işlerinde serbest bırakılmışlardır. Hukuk, İslam öncesi dönemde Türk devletleri töre adı verilen kanunlara göre yönetilmekteydi. İslamiyet'in kabulünden sonra İslamiyet'in etkisiyle şer'i hukuk da uygulanmaya başlandı. Törenin İslamiyet'e uygun olan kuralları ise örfi hukuk adıyla yürürlükte kalmaya da devam etmiştir. Şer'i hukuk ile ilgili davalara kadılar bakardı. Baş kadıya Kadül Kudat adı verilirdi ki evlenme, boşanma, miras, nafaka, ticaret gibi konularda şer'i hukuk uygulanırdı. Örfi hukukla ilgili davalara emiri dat denilen görevliler bakardı. Örfi hukuk devlet kurumlarının işleyişini düzenlerdi. Toprak yönetimi, Selçuklu Devleti eski Türk devlet geleneklerine göre ülke toprakları hanedanın ortak malı görülmüştür. İslamiyet'in kabulünden sonra da bu anlayış devam ettirilmiş, İran kültürünün etkisinde kalınarak topraklar başta ihta olmak üzere çeşitli bölümlere ayrılmıştır ki bu toprak çeşitleri has arazi, bu topraklarda elde edilen gelirler hükümdara, ailesine ve yakınlarına verilirdi. İkta arazi, devlet memurlarına ve komutanlara maaş karşılığı bırakılırdı. İkta sahibi, devlete asker beslemekle de yükümlü tutulurdu. Mülk arazi, şahıslara ait arazilerdir. Müslümanlara ait olanlara öşri, gayrimüslimlere ait olanlara haraci arazi denirdi. Vakıf arazi ise geliri doğrudan hayır kurumlarına bırakılan arazilerdir. İkta sisteminin yararları. Mülkiyeti devlete ait olan bu araziler, devlet memurları ve komutanlara maaş karşılığı verilirdi. İkta topraklarında yaşayan köylüler toprağı düzenli bir şekilde ektikleri sürece toprağın kullanım hakkını elinde tutarlardı. Köylüler ektikleri toprağın vergisini devlet tarafından gönderilen memur ve komutanlara verirdi. İkta sahibi aldığı bu paranın bir kısmını maaş olarak kendine ayırırken geri kalan kısmı ile devlete
asker beslerdi. İkta sahibinin görevleri: toprağın düzenli olarak ekilmesini sağlamak, devlete asker beslemek ve yetiştirmek, bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak, köylüye üretim konusunda yardımcı olmak, savaş zamanı askerlerin başında orduya katılmaktır. Köylünün görevi ise toprağı düzenli bir şekilde ekmek ve vergisini düzenli bir şekilde ödemektir. Bu sistemin devlete sağlamış olduğu yararları şu şekilde sıralandırabiliriz. Devlet memurları ve komutanların maaşları hazineye yük olmadan karşılanmıştır. Devlet hazinesinden para çıkmadan asker yetiştirilmiş, güvenliğin sağlanması ve merkezi otoritenin güçlendirilmesi sağlanmış, boş araziler tarım açılarak değerlendirilmiştir. Ordu: Selçuklular güçlü bir orduyu devletin temeli olarak görmüşlerdir. Askeri yapıyı oluştururken eski Türk gelenekleri, Gazne, Abbasi ve İran askeri teşkilatını harmanlayıp çağının en gelişmiş ordularından birini ortaya çıkartmışlardır ki Selçuklularda ordu, hassa askerleri, hükümdara bağlı olan birliklerdir ve bunlar her an savaşa hazır olmak zorundaydılar. İkincisi, Guleman-ı Saray veya diğer adıyla saray muhafızları, hassa birliklerinin en yetenekli olanlarının içlerinden seçilmişlerdir. Sultanı ve sarayı korumakla görevlendirilmişlerdir. Hizmet karşılığı da maaş almışlardır. İhta askerleri, diğer adıyla eyalet askerleri, ihta sahipleri tarafından beslenen askerlerdir. Savaş zamanı başlarındaki komutanla beraber orduya katılmışlardır. Toprağın geliriyle geçinmişlerdir. Yardımcı kuvvetlerde ihtiyaç olduğu dönemlerde orduya katılan Türkmenler ve bağlı beylik askerleri olarak da değerlendirebiliriz. İktisadi yani ekonomik ve ticari hayat, Selçuklular hakim olduğu Horasan, Anadolu, İran, Irak, Suriye gibi bölgeler her bakımdan ülke ekonomisini canlı tutan ve zenginleştiren bir hareketliliğe sahip. Bu bölgede İpek Yolu ticareti en işlek şehirleri bünyelerinde barındırıyordu. Bu durum uluslararası ticarette Selçukluların da söz sahibi olmasına da neden olmuştur. İlk olarak Abbasilerde uygulanan fütüvet teşkilatı Selçuklular döneminde Lonca teşkilatı olarak ticari hayata da girmiştir. Buna göre her esnaf ve zanaatkar kendi mesleğiyle ilgili Lonca örgütünün üyesi olmak zorundaydı. Dayanışma anlayışının hakim olduğu bu teşkilatta malın kalitesi, fiyatı denetim altında tutulur, haksız rekabete engel olunurdu. Hem üretici hem de tüketici hakları korunurdu. Selçuklularda dil ve eğitim: Karahanlılar İslamiyet'i kabul etmelerine rağmen Türkçe'yi resmi dil olarak kullanırken, Gazne ve Büyük Selçuklular döneminde Türkçenin yerini Arapça ve Farsça almaya başlamıştır. Gazneliler, Selçuklular döneminde Türkler bilim, edebiyat, kültür, sanat alanında pek çok önemli şahsiyet yetiştirmişlerdir. Bu dönemde eserlerin çoğu Arapça, Farsça olduğu için Türkler bu dilleri öğrenmeye de önem vermişlerdir. Zamanla Türk devletlerinde Arapça bilim dili, Farsça resmi yazışma dili olarak kullanılmaya başlanmış. Bu durum Türkçe konuşan halk ile devlet adamları ve bilginler arasında iletişimin kopmasına da neden olmuştur. Selçukluların eğitime en büyük katkısı Bağdat'ta açılan Nizamiye Medresesidir. Bağdat, Belh, İsvan, Nişabur, Herat, Basra gibi pek çok merkezde açılan bu medreseler dünyanın ilk üniversitesi olma özelliğine de sahiptir. Medrese kavramı Türklerin hayatına
İslamiyetle birlikte girmesine rağmen özellikle İran asıllı vezir Nizamülmülk'ün çabaları ile Selçuklular eğitim konusunda dönemin en gelişmiş devletler arasında yer almışlardır. Nizamiye Medresesi'nde dönemin en ünlü İslam alimlerinden İmam Gazali de dersler vermiştir. Bu medresede yetişen öğrenciler devletin yönetici ihtiyacını da karşılamışlardır. Nizamiye Medresesi'nde tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp, eczacılık, astronomi, geometri gibi bilimlerin yanı sıra dini ilimler de öğretilmiştir. Sanat. İslam anlayışında resim ve heykel yapımına hoş karşılanmaması Selçuklular döneminde hat, oymacılık, kakmacılık, nakkaşlık gelişme göstermiştir. Selçukluların merkezi İran olduğundan dolayı da yapılan mimari eserlerin çoğu şu an halen İran coğrafyası içerisinde yer almıştır. Siyasetnameden seçmeler. Siyasetname, Nizamülmülk'ün en önemli eserlerinden birisidir ve Selçuklu devlet teşkilatının işleyişini, askeri, siyasi, mali, hukuki yapısını, aksaklıkları önlemek için alınan tedbirler ile ilgili anlatılmış olan bilgilerden oluşmaktadır ki, Sultan güzel yüzlü, iyi huylu, cesur, cömert, dindar, ibadetlerini yerine getiren, verdiği sözü tutan, nasihat eden, ihsanlarda bulunan, fakirlere ve hizmetkarlarına iyi davranan, zalimlerin zulmüne engel olan, iyi ata binen, iyi silah kullanan, sanattan anlayan bir kişi olmalıdır. Sultanın en önemli görevi barışı, adaleti ve huzuru sağlamaktır. Halkının her türlü ihtiyacını karşılamaktır ifadesini kullandığı gibi, sultanlar devlet ve memleket işlerini yaparken alimlere danışmalı, onlarla istişare etmeli, yani görüş alışverişinde bulunmalı, alimlere ihsanlarda bulunmalı, onlara saygıda kusur etmemelidir. Alimlerin farklı görüşleri olsa dahi hürmet etmelidir. Sultan Allah'tan korkmalı, ahlaki yönden zaafı bulunmamalıdır. Yalandan, yalancılardan uzak durmalıdır. Bir sultanın halkına verebileceği en büyük ihsan adalettir. Burada da görüldüğü üzere siyasetnamede devlet adamının temel vasıflarından da bahsedilmiştir. Örnek soru bir yapalım arkadaşlar. Türk İslam tarihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisinde birincide verilen, ikincide verilen olaya neden olduğu savunulabilir diye sorulmuş. A şıkkı Dandanakan Savaşı, Selçukluların yıkılması. Dandanakan Savaşı'ndan sonra Selçuklular yıkılmamıştır arkadaşlar, kurulmuştur. Bu nedenle A şıkkı yanlıştır. B şıkkı Moğol saldırıların başlaması, Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması. Arkadaşlar, Türkiye Selçuklu Devleti Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulmuştur. B şıkkı da yanlıştır. C şıkkı Nizamiye Medresesi'nin kurulması bilimsel gelişmelerin hızlanmasına ortam hazırlamıştır. Bu nedenle doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekli, doğrudur. Diğer şıklara da bir göz atacak olursak, Celali takvimin düzenlenmesi, kervansarayların kurulması arasında bir ilişki yoktur. Malazgirt Savaşı'nın yapılması, Abbasi Devleti'nin yıkılması gibi bir sonuç da ortaya çıkarmamıştır. İkinci sorumuzda, Selçuklularda ordu ile toprak sistemi arasında düzenli bir bağlantının kurulması için yeniliklerden hangileri yapılmıştır diye sorulmuş. 1. İkta sisteminin uygulanması doğrudur arkadaşlar. Birinci öncülümüz doğrudur. Başkentin değiştirilmesi ordu ve toprak sistemi ile ilgili değil, fetihleri yönlendirmekle ilgilidir. İkinci şıkkı doğru kabul etmeyeceğiz. Celali takvimin uygulanması ise bildiğiniz üzere ekonomik ve mali işleri düzenlemekle ilgilidir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı yalnız bir olmalıydı.